Yeni bir videomla hepinize merhaba. Evet, bugünü yatakta öğlen ettik. Gülşen, ben, Ömer. Mikael de öğle kahvaltıdan sonra televizyona baktı. Şimdi ne yapıyoruz? Otobüs durağına doğru gidiyoruz. Bugün Gülşen'in... hemen kendisine zaten. Sınıf arkadaşının doğum günü var. Dur, saçında toz var. Dur. Tamam, hadi Ömer'in elinden tut. Şimdi... Bir alışveriş merkezine gidiyoruz hemen, acil acele. Sabahtır çocuk tepemde, anne ne zaman gideceğiz? Oradakine binmeyeceğiz ama. Şu karşı taraftaki caddeden gelecek. Öbür taraftaki durağa gideceğiz. Anne ne zaman gideceğiz? Anne ne zaman gideceğiz? Saate bir baktım, saat 12.30 olmuş. Dedim hemen kalkın giyinelim. Hemen bir aceleyle giyindik. Şimdi bir otobüsüyle alışveriş merkezine gideceğiz. Oradan Gülşen'in arkadaşına güzel bir hediye almayı planlıyoruz. Ondan sonra zaten tekrar görüşürüz. Hayır, ablanın elini bırakma. Hadi geç. Oyuncağımızı alıp hemen tekrar bir sonraki otobüste gideceğiz. İle kendini gösterecek. Evet, ne yaptık? 16 oraya bir tane LOL bebek aldık. LOL bebek derken bir saniye. Evet, buna binmeseler olur muydu? Olmazdı. Tamam oğlum. Evet, biz hediyemizi aldık. Şimdi bir iki küçük bir şey daha alacağız. Evet, LOL bebek aldık. Böyle. Evet, son alacaklarımızı da aldık hemen alelacele yarım saat içerisinde. Böyle şey, renkli rengarenk kalem aldı. Evet. Bir de tokalar aldı. Arkadaşlar değil mi? Anne. O kalemler böyle durur. Anne, evet. Tamam, evde gösteririz kıza. Bak böyle. Arkadaşlar nasılsınız? Şeker mi yiyorsun? Şeker yiyorum. Evet, harfleri birazcık ağzımızın içinde dolandırıyoruz. Aa, bak bizim otobüsümüz geldi. Nerede? 225 ama daha vakti var. Bekleyecek orada. Neyse, hemen bundan sonra eve gideceğiz. Eve gideceğim. Gülşen'i hazırlayacağım. Hani gidiyor. Kızım önümüze gelecek şimdi. Ondan sonra babam da Gülşen'in arkadaşının doğum gününe bırakacak inşallah. Evet, şöyle güzel hediye paketi de aldı. Ekstradan yine böyle de aldı. Esin'le bana bunu başkasına almıştı. Tamam, hadi şimdi kolum ağrıdı valla. Evde görüşürüz. Ne oldu? Ayağını nasıl soktun oraya? Şimdi şundaki keyfe bakın. Anne dündür dündür diyor, dündür. Annesi dündür. Bakın ben ya. Mikael dışarı çıkmak istemiyor oğlum.
Çıkmak istemiyor. Ömer. Şimdi Ömer'in keyfine bakın. Gözlerine. Tamam Mikail. Emir çağırıyor. Emir. Ya bahçeye gel, bir şey söyleyecekmiş sana. Neymiş o? Emir anne. Evet, Emir oğlum. Hadi sen yat, anne seni sallasın. Yat. Allah. Ya burada uyu. Hadi uyu, kapat gözlerini. Gözlerini kapatıyormuş. Hadi uyu. Ömer. Ben de büyük salıncağa yatayım. Uyuyalım mı seninle burada? Abla gitti doğum gününe. Bir de arkadaşına gitti. Heh, kaldık senden baş başa burada Maviş. Bakın. Daha benim 2 gün önce süpürdüğüm bahçeye bakın. Ey gidi gençlik ey. Şimdi çoğalmadan az sonra toparlayacağım. Demin de şurada bir kahve içtim. Ömer'e de cips koymuştum. Şöyle kendi kahvemi de içtim. Ay bir yandan da evet canlarım benim. Vallahi akşam oldu, böyle güzel bir kek önümde. Bir yandan spagetti, uzun makarna pişiriyorum çocuklar için. Vallahi bugün hiçbir iş yapmadım. Şöyle bir ev toparladım sadece. Ondan sonra hava o kadar güzeldi ki akşama kadar bahçede oturdum, keyif yaptım vallahi, ne yalan söyleyeyim. Şuramı da kapatayım. Alışveriş merkezine git geldi de o da beni yordu birazcık. Şimdi burada ne var, ne yapıyoruz? Yarın çok güzel bir şeye şahit olacağız. Yarın dünkü videomda izlediğiniz Pakistanlı aileden size bahsetmiştim. Ve onlardan bir tanesinin eşinin de Müslüman olmak istediğini söylemiştim. Yarın öğlen camide inşallah Allah nasip ederse caminin imamıyla haberleştik. Anlaştık. Yarın saat 3'te camide inşallah kendisinin Müslüman olma merasimine şahit olacağız. Sizleri de şahit edeceğim. Kendiniz de şahit olacağız. Mikail, azıcık Ömer açar mısın oğlum televizyonu? Daha sonra ve tabii ki hemen akabinde imam nikahları kıyılacak. Kadın zaten yıllardır yani resmi nikahları var ama imam nikahlarının kıyılmasını da çok istemiş. Tabii olmamış eşi Müslüman olmadığı için. Şimdi onların yarın imam nikahları da kılacak. Daha sonra annemin komşusunda binalarda da mangal partisi yapacaklar. Yani hem nikahlarını hem Müslümanlığa işte girişi kutlanacak. Kutlamak istediler ve tabii ki bugüne tekrar bizleri de şahit etmek istediler. Bizleri davet ettiler. Yani sizi de aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz dediler. Ben de ne yapayım, boş durmayayım dedim onlara. Nikah için güzel böyle bir pasta yapayım dedim iki çift için. Şimdi büyük borcamda bir kek yapacağım sizlerle birlikte. Hemen tarifini şimdi veriyorum. Eğer unutmazsam inşallah açıklamalar kısmını da ekleyeceğim. Sizler de eğer unutursam zaten bana hatırlatırsınız. Şimdi böyle dörtgen bir borcamda yapacağım. Hemen açıklıyorum. 5 tane yumurta koydum. Şöyle su bardağıyla. Bu su bardakları diğer su bardaklarına nazaran bir tık büyük. Yani ne yapar bu? 1,5 bardak yapıyor. Yani hemen hemen 1,5 bardak yapıyor bu. Yani 5 tane yumurta, 1,5 su bardağı şeker koydum. Şimdi bunu iyice köpürteceğim. Daha sonra akabinde böyle 1,5 su bardağı süt.
1,5 su bardağı sıvı yağ, 2 tane vanilya şekerim var, 1 tane kabartma tozum var ve alabildiğince un. Alabildiğince unu da ne yapayım ben şimdi, alabildiğince un demeyeyim de ben göz karar yapıyorum. Ama sizler için tekrar yine bardak ölçüsüyle ölçeceğim inşallah. Ondan sonra bakacağız ama yani ortalama 3 su bardağı gider diye düşünüyorum. Hadi şimdi sizi hızlıya alıyorum. Başlayalım kekimizi yapmaya. Etmeye başladı. Tövbe estağfurullah. Ne yaptık? Hemen şöyle tereyağlı. Çocuklar sadece tereyağlı istediler. Ama ben de üzerine hazır ton balığı konservem vardı. Şöyle bezelyeli, soğanlı, domatesli, domates soslu ton balığı. Ben de benim makarnamın üzerine böyle bunu koydum. Şimdi afiyetle karnımızı doyuracağız. Ondan sonra karnımızı doyurana kadar zaten benim panis banyam pişecek. Şu an buzluğa süt attım. Sütüm o ara donsun, iyice bir soğusun. Ondan sonra şu hazır pudingleri yapacağız. Ama önce karnımızı doyuralım. Evet. Bakın pandispanyam fırından çıktı. Hatta şu arka ışığımı da açayım da. Pandispanyam çıktı arkadaşlar, görüyorsunuz. Şimdi bunu ben böyle soğumaya bıraktım. Daha sonra ortadan ikiye böleceğim. İki ayrı parçaya böleceğim. İçini de çikolatalı kremayla dolduracağım. Ama tabii ki bunun buz gibi olması lazım. Bunu çırpmam lazım. Daha sonra bu da buz gibi olması lazım. Yani tahmin yaklaşık şöyle 2 saat sonra falan bunu kesip tekrar öyle bir yarım saat bekletip ondan sonra hepsinin birleşimini inşallah birlikte yapacağız. Bakın ben şimdi pastamı kapladım. Öyle çok büyük bir şey yapmadım. Şöyle ikiye böldüm. İçine çikolatalı kremamı zaten size söylemiştim nasıl bir krem yapacağımı. İçine çikolatalı kremasını sürdüm. Kapağını da kapattım. Azıcık bir şey de o kendi kremasıyla üstünü kapladım. Çok fazla değil çünkü krema şeker hamurunu eritiyor. Öyle çok fazla kaplamadım. Şimdi şeker hamurunu şöyle açtım. Ay! Ay dur, açıldı. O zaman şöyle yapalım. Bakın, yarım elma, gönül alma. Çok büyük bir pasta yapmadım. Herkese birer dilimden yetecek kadar. Böyle çok yüksek pasta olmasına gerek yok diye düşündüm. Şöyle eldeki ve evdeki malzemelerimden baktım. Böyle bir şey küçük. İçimden geldi hediye yapayım diye düşündüm. Ve bu şekilde. Şimdi bunun kenarının etrafını sileceğiz. Daha sonra ne yapacağımı söyleyeyim hemen. Şu kısma ikisinin isimlerini yazacağım. Ay dur. Şu kısma ikisinin isimlerini yazacağım. Ortaya 2 tane yüzük yaparım. Şuraya da komple canlı çiçeklerle donatmak istiyorum. Bu şekilde.
Kestim. Evet, şu an telefonum böyle patır 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 ediyor. Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum ama neyse, sorunu daha sonra çözmeye çalışacağım. Pastamın bu aşamasına kadar her şey bitti. Ver oğlum. Bu aşamasına kadar her şeyi tamamladım, bitirdim arkadaşlar. Şimdi yarın ne yapacağım? Yarın sabahtan inşallah Allah nasip ederse bir çiçekçiye gidip güzel böyle bir buket çiçek alacağım. Sonra onların uç yani kısımlarından kafalarını kesip güzel bir şekilde onları buraya koyacağım. Yani canlı çiçeklerle süsleyeyim dedim. Ama şimdilik bu kadarsını bitirmiş oldum ve benden bugünlük bu kadar. Valla bugün öyle çok fazla bir şeyler çekmedim ama yine de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gün içerisinde neler yaptığımı görmüş olursunuz. Ama dediğim gibi bugün evde valla temizlikle falan da uğraşmadım. Yemekle de gördünüz. Sadece akşama makarna yapmıştım. Başka da bir şey yapmadım. Her gün 3-4 çeşit olacak değil ya. Bugün de böyle oluversin. Neyse, pastamı da yaptığıma göre mutfağım da temiz. Sadece bir şunları kaldıracağım. Bak, şurada da bir parça şeker hamuru kalmış. Sadece bunları yerlerine kaldıracağım. Ondan sonra evlerimi toparlarım. Yarın evim toplu olsun. Çünkü yarın bütün gün evde olmayacağız. Dediğim gibi yarınki vlogda sizleri gerçekten güzel bir vlog bekleyecek. Eminim ki hepiniz o ana şahit olmak istersiniz diye düşünüyorum. Dediğim gibi videonun devamı yarın gelecek inşallah. Ama bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarınki vlogda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.